Bu videoda süreklilik için daha formal bir tanım yapmaya çalışacağız. Süreklilik, evet süreklilik dendiğinde ya da bir fonksiyonun bir noktada sürekli olmasından bahsedildiğinde, bunu daha önceki videolarımızda görmüştük, genel olarak fonksiyonun o noktadaki grafiğini çizerken kalemimizi kağıdın üzerinden kaldırmamamız gerektiğini düşünürüz. Bununla ne demek istediğimi biraz daha iyi açıklamak için, bu arada bu tanım videonun başında bahsettiğim tanım değil, her neyse isterseniz şu noktada, noktayı ele alalım. C noktası olsun. Eğer bu noktada fonksiyonun grafiğini kalemimi kaldırmadan çizebiliyor isem fonksiyon bu noktada süreklidir. Evet, buradan başlıyorum ve kalemimi kaldırmadan bu noktadan ya da fonksiyonun o noktada aldığı değerden geçebiliyor isem fonksiyon bu noktada süreklidir diyebilirim ama elimdeki fonksiyon bundan farklı olsaydı. Mesela eğer buna benzeyen bir fonksiyonla karşı karşıya olsaydım fonksiyon buraya kadar tanımlı sonra böyle bir atlama yapıyor ve böyle de devam ediyor ise grafiği x eşittir c'de kalemimi kaldırmadan çizebileceğim bir grafik değil öyle değil mi? Bakın Kalem ekrana değiyor, değiyor, değiyor ama buraya geldiğimde kalemimi kaldırmadan grafiği çizmeye devam edemiyorum. Kalemimi kaldırıp burada yeniden ekrana koymam gerekiyor. Evet, süreklilik ile ilgili bu şekilde düşünebiliriz ama videonun başında da dediğim gibi bu videoda süreklilik için daha formal bir tanım yapıp bu tanımı yorumlamak istiyorum. Sürekliliğin formal tanımı, şuraya yazayım, bir noktada süreklilikle başlayacağız. Hemen yazıyorum, f fonksiyonu x eşit C noktasında süreklidir ancak ve ancak ancak ve ancak bu çift yönlü okla gösteriyoruz x C'ye giderken f(x)'in iki taraflı limiti f(C)'ye eşitse Evet bu tanım oldukça teknik görünüyor ama gelin üzerinden geçelim ve ne demek istediğini anlamaya çalışalım. x c'ye giderken fx'in sağ ve sol limiti eğer f'in c'de aldığı değere eşitse fonksiyon c noktasında süreklidir. Size 3 tane örnek göstereceğim. Örneklerin birinde kalemi kağıt. Dan ya da buradan göreceğiniz gibi ekrandan kaldırma fikrinden yola çıkacağız. Diğerlerinde sürekliliğin olmadığı durumlara bakarak az önce yaptığımız tanım üzerinden düşüneceğiz tamam mı? Şimdi hemen bir grafik çizelim. Evet bu y eşittir fx'in grafiği olsun. Fonksiyonun x eşittir c'deki davranışıyla ilgileniyoruz öyle değil mi? Bu x, bu da y ekseni. Evet, x eşittir c'de ne olduğuna bakacağız. Kalemi kaldırma fikriyle yola çıktığımızda x eşittir c noktasından geçerken kalemimi kaldırmayacağım için fonksiyon bu noktada süreklidir diyebiliriz. Fonksiyon bir atlama yapmıyor ya da süreksiz değil, öylesine kopma olmadan devam ediyor. Harika. Şimdi bir de tanım üzerinden düşünelim bunu. c'ye soldan yaklaşırken f'in limiti. Bu şekilde c'ye soldan yaklaşıyoruz ve fc'ye yaklaşıyor gibi görünüyor değil mi fonksiyon tabi fc'yi de bu şekilde gösterelim ve c'ye sağdan yaklaşırken de yine aynı durumun geçerli olduğunu görüyoruz x eşittir c'de tanımlı olduğuna göre sağdan ve soldan x eşittir c'ye yaklaşırken fonksiyon fc'ye yaklaşıyor evet tanım bu senaryo için geçerli Şimdi bir de söz konusu olan noktadan yani x eşittir c'den geçerken kalemimizi kaldırmamız gereken birkaç duruma bakalım. Burada burada bir süreksizlik söz konusu olacak. Şu anda bunun ne demek olduğunu bilmeniz gerekmiyor. Sakın endişelenmeyin. Evet diyelim ki elimizde bir fonksiyon var. Ee, burası c fonksiyonu da bu şekilde çiziyorum. Böyle devam ediyorum. C'de bir boşluk bırakıyorum ve f c'yi de bu şekilde de alıyorum. Evet, fonksiyonun x eşittir c noktasında aldığı değer bu. Peki x c'ye yaklaşırken limit nedir diye soracak olursam ne dersiniz? Yazıyorum. Limit x c'ye giderken iki taraflı limite bakacağımızı da hemen hatırlatayım f x. Soldan yaklaşırken bu değere şöyle göstereyim ve sağdan yaklaşırken de aynı aynı değere yaklaşıyormuş gibi görünüyor değil mi? Buna da mesela L diyelim. L'nin C'ye eşit olmadığı konusunda benimle aynı fikirdesiniz değil mi? Bu yüzden de buradaki formal tanıma göre fonksiyon X, C'ye eşitken sürekli değil. Kalem kaldırma fikrini de deneyecek olursak bu şekilde başlıyoruz, devam ediyoruz. Kalem hala ekrana değiyor ama buraya geldiğimizde grafiği çizmeye devam etmek için kalemimi kaldırmam, bu noktaya gelmem ve sonra da buraya geri dönmem gerekiyor. Formal tanımla da aynı sonucu elde ettik. x c'ye giderken f(x)'in sağ ve sol limiti f(c)'ye eşit değil. Dolayısıyla fonksiyon bu noktada sürekli değil. Not edelim. Sürekli Değil. Peki son bir örnek daha göstereceğim. Burada iki taraflı limit olmayacak. Bu x, evet bu da y ekseni olsun. Fonksiyonu da bu şekilde çizmeye çalışıyorum. Evet böyle geliyor, böyle bir şey yapıyor ve devam ediyor. Burası da C noktası olsun. Peki burası fC. Biraz daha düzgün çizeyim. Evet burası fC x c'ye soldan yaklaşırken yani c'den küçük değerler için f(x)'in limiti f(c)'ye yaklaşıyor x c'ye sağdan yaklaşırken de başka bir değere yaklaştığını görüyorsunuz değil mi hadi bu değere yine l diyelim l'ye yaklaşıyor l f(c)'ye eşit değil bu durumda iki taraflı limit yoktur. Sağdan ve soldan yaklaşırken fonksiyon farklı değerlere yaklaştığı için iki taraflı limit yoktur ve fonksiyon da bu noktada doğal olarak sürekli değildir. Kalemi kaldırma fikrini buraya da uygulayabiliriz. Bakın, buradan başlıyorum. Kalem ekrana değiyor, değiyor, değiyor ama buraya geldiğimde grafiği kalemimi kaldırmadan çizmeye devam edemiyorum. Kalemi kaldırmam, buraya gelmem ve buradan devam etmem gerekiyor. Evet, bu fonksiyon x eşittir c'de sürekli değil. Kalemi kaldırma testini yaptık. Ayrıca buradaki tanıma göre de x eşittir c'de iki taraflı limit olmadığından fonksiyon kesinlikle sürekli olamaz. İki taraflı limit olduğunda bile eğer fonksiyonun o noktada aldığı değerden farklı bir değeri eşitse bu limit değeri, fonksiyon yine süreksiz olur. Fonksiyonun sürekli olacağı tek durum, iki taraflı limitin fonksiyonun o noktada aldığı değere eşit olması durumudur. Bu doğruysa fonksiyon o noktada süreklidir ve eğer fonksiyon sürekli ise de bu doğru. Bu